Böyle bir 5-6 dakika. Şöyle az önce kredi kartları ile ilgili düzenlemeyi aktardım. Mesela bugün çok dikkat çekici bir Meral Akşener açıklaması vardı. Erdoğan'a sesleniyorum. Emeklilere 7 bin lira ikramiye ve 10 bin lira zam ver. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmalı. Bunları yap, oylar senin olsun demiş. Ne Hay diyorsunuz Allah. İpek Hanım? Hakikaten mesela son anda böyle bir şey yapsan kazanır mı? Şimdi tabii Sayın Erdoğan ne demişti? 3 yıl önce yanılmıyorsam. Bana dedi seçim kaybettireceğini bilsem de dedi EYT'yi geçirmeyeceğim demişti. Ama ne oldu? Seçim yaklaştı. İşte 2023 seçimlerinde EYT geçti. Tabii bizim onayladığımız bir şey. Elbette ki hak kaybına uğrayanlar hakkını alsın ama Sayın Erdoğan burada kendisiyle çelişti. Şimdi tabii emeklilerden çok büyük bir tepki var. Sayın Erdoğan buradan... O uyarıyı verecekler mi sizce? Ben şöyle bir şey okudum. Emekli kart diye bir kart gelecekmiş. Hatta evet, bugün işte, özellikle iktidar medyasına yakın yerlerde çıktı. Diğer hani muhalefetten de kanallarda yazmış. Biraz içeriğine baktım. Emekli maaşı sınırda olan 10 bin ve altı olanlara işte doğalgaz, elektrik... Fatura desteği. Evet, fatura desteği bir şey verecekler. Yani. Bununla birlikte 8. yargı reformu içerisinde yine bir 3 bin lira bir bayram ikramiyesi emeklilere veriliyor. Yeter mi? Asla yetmez. Yani bu enflasyonist şartlarda açıklanan işte %64 enflasyon, hissedilen enflasyon %90'ın üstünde. Asla yetmeyecek emeklilere. 10 bin lirayla bırakın geçinmeyi, nefes almak mümkün değil şu koşullarda, şu enflasyonist şartlarda. Bu insanlar sağlık harcaması mı yapsın? Kiralarını mı ödesinler? İşte pazara gidip filelerini marketten filelerini mi doldursunlar? Torunlarına hediye mi alsınlar? Zaten artık değişik kesinlikle konuşulacak bir şey değil. O çok lükse giriyor emekliler için. O yüzden Sayın Erdoğan emeklilerin gönlünü almak için elbette ki bir şeyler yapacak ama yetmeyecek. Ya ben bu sefer artık tencerenin iktidarı tabii deviremeyecek ama sallayacağını düşünüyorum. Özellikle Cumhur İttifakı seçmeni AKP'nin aklını başına alması, aklını başına toplaması için bence tepki oy kullanacak diye düşünüyorum. Cem Bey, sizce de öyle mi? O uyarı gelecek mi bu yerel seçimde ekonomik gerekçelerle? Gelmesi lazım. Gelecek olsa Mayıs'ta gelirdi. Ekonomi bugünkü kadar kötüydü. 10 ay önce gelmedi. Ama şunu söyleyeyim. Erdoğan 31 Mart'a kadar kime ne verirse versin, Mehmet Şimşek 1 Nisan'dan itibaren onları almak için görevde ve maaş alıyor. Onun görevi o. Zaten açık açık da söyledi dün, para yok bizden bir şey beklemeyin diye. Sıkı evet, para politikası ve iç talebi kısmak demek, milletin cebinde para bırakmayacağım, öyle gitsin harcasın, televizyon alsın, tatile gitsin, yeni araba alsın, onu alsın, bunu alsın. Mehmet Şimşek sadece milletin cebinde para bırakmayıp talebi kısarsam enflasyonu kontrol altına alırım zannediyor ama kazın ayağı öyle değil. Dolayısıyla yani aslında hatırlayın 99'da 22 küsür alan DSP 3 sene sonra 2002 Kasım'da 1.22'ye düşürdü seçmen onu. Neden? Doğru. 2001 krizi. Bugün yaşadığımız kriz o 2001 krizini gözyaşları içinde bırakır. Yani düşünün. Onun için bugün bizim bırakın kurum seçimi kazanır mı, AKP'nin oyu artar mı, düşer mi, emekli verir mi, vermez mi? Biz AKP sonuncu parti çıkar mı, çıkmaz mı onu konuşmamız lazımken nasıl değiştiyse Türkiye'nin yapısı, seçmenin algısı veya Erdoğan'ın seçmenin algısını yönetiş şekli falan biz hala İşte orayı burayı İstanbul'u AKP kazanır mı diye tartışıyoruz. Ama Türk milletini ekonomi bir bilim, tıp gibi olacakları görebiliyorsunuz, yapılanları görüyorsunuz. Yani vücuduma benim yeme alışkanlıklarım ne zarar veriyorsa bunun bedelini sağlığımla ödeyeceğim. Türk ekonomisi de böyle bir bedel ödeyecek. İmamoğlu seçilse de ödeyecek. Seçilmese de. Kurum seçilse de ödeyecek. Bir şey değiştirmeyecek. Peki. Cem Toker çok teşekkürler. Deniz Tansi. Rica ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun.